Batı Karadeniz bölgesini geçtiğimiz hafta etkisi altına alan ve büyük hasara yol açan sel afetinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Düzce'de selde çok yağış almamasına rağmen yağan yağmurun tamamının aktığı Büyük Melençay'ın çıkış noktası Cumayır ilçesi tarım arazileri sular altında kaldı. Cumayır Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ciddi hasarın oluştuğunu belirterek şöyle konuştu. Evet, genel olarak ciddi bir yağış aldı ilimiz. Sizin de bildiğiniz gibi. Tabii sevindirici olan kısmı elhamdülillah bir can kaybımız olmadı. Maddi anlamda ciddi hasarlar var. Tabii özellikle Yığılca'da ciddi anlamda bir yağış. Dolayısıyla orada ciddi hasarlar var. Ve doğal olarak suyun en son dönüp dolaşıp geçtiği nokta, denize döküldüğü nokta Cumayır'ından da geçmesi dolayısıyla bize de her ne kadar gene merkeze, Cumayir'in merkezine ciddi anlamda bir yağış yağmasa da düşmemiş olsa da sonuç itibariyle bütün Düzce'deki yağan bütün yağmurun en son geçiş kapısı Cumayir'i. Dolayısıyla biz Melen'den ciddi anlamda, olumsuz anlamda etkileniyoruz. İçme suyu kaynağımızla alakalı sıkıntılarımız var. Su hattımızın derenin kenarından geçmesi dolayısıyla, heyelan dolayısıyla su hatlarımızda zararlar var. Yine pazar yerimizde göçükler, işte yağmur esnasında bazı evlerimizin su basmasıyla alakalı sıkıntılar yaşadık. Ama şu anda temel sıkıntımız, yani bugün itibariyle temel sıkıntımız suyun hızlı bir şekilde denize ulaşamaması sebebiyle Avlayan hattı ve Iğdır hattında Melen'in geriye taşması dolayısıyla oradaki tarım arazilerimiz tamamen su altında. Zannediyorum görüntüleri de herhalde aldınız veya alacaksınız. İşte deniz gibi, göl gibi oldu buralar. Tabii biz bunları her sene yaşıyoruz. Bununla alakalı yapılması gereken işler var. Tabii yağmur Allah'tan geliyor. Afetler Allah'tan geliyor. Bunlarla alakalı yapabilecek bir şey yok ama bizim yapmamız gereken bazı işler var. Özellikle merkezden geçen dere ıslahı ile alakalı çalışmalar var. Bununla alakalı DSİ işi belli bir noktaya kadar taşıdı. İhaleler yapıldı. İnşallah kısa sürede bu dere ıslahımızı da yaparsak ilerideki meydana gelecek afetlerde, özellikle selle, yağışla alakalı olacak sıkıntılarda biraz daha rahat uyuruz diye düşünüyorum. Bir an önce müteahhitin işe başlamasını bekliyoruz. Merkezdeki bu 800 metrelik dere ıslahının hızlı bir şekilde yapılması. İçme suyu noktasında da yapmamız gereken bazı çalışmalar var. Özellikle dere güzergahından geçen hattın çelik olması gerekiyor. Çünkü biz orada PVC borularla geçiyoruz. Daha doğrusu poliüretan borularla geçiyoruz. Dolayısıyla alt kısmı, heyelan dolayısıyla çöktüğünde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bununla alakalı da dün valilikte AFAD'da toplantı yapıldı. Orada bunları dile getirdik. Sayın Valimiz acil ödenekten bizim acil olarak yapmamız gereken işlerle alakalı destek olacağını iletti. İnşallah raporlarımızı hazırlamak suretiyle, AFAD'a göndermek suretiyle özellikle bu içme hattımızın dereden geçen kısmının çelik hat şeklinde çevrilmesi, bir de suyun bulanmasıyla alakalı bir sıkıntımız var. Onunla alakalı da ayrı bir projemiz var. İnşallah bunu hayata geçirdiğimizde biraz daha rahatlayacağız. Şu anda en büyük sıkıntı Cumayir'inde tarım arazilerinin su altında kalması. Geçen sene de benzer sıkıntılar yaşamıştık. Yaklaşık 3 hafta tarım arazileri su altında kalmıştı ve ondan kaynaklanan ciddi zararlar oluşmuştu. Bilemiyorum, yani şu anda hala su devam ediyor. İnşallah uzun sürmez. Uzun sürerse işte bu zarar var. Böyle bir zarar meydana gelirse işte bunun tarım tarafından bir şekilde bu zarara uğrayan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi de gerekiyor. Şu anda söylemek istediklerimiz bunlar. Allah bir daha böyle afetleri yaşatmasın ama görünen o ki bölgemiz hem sel noktasında hem de deprem noktasında bir şeyimizi biliyoruz, yani coğrafi durumumuzu biliyoruz. Ama biz işte dediğim gibi almamız gereken tedbirleri bir an önce alıp en azından meydana gelecek afetlerde zararın minimuma indirilmesini sağlamamız gerekiyor. Tespitiyle alakalı çalışmalar yapılıyor. Bize de gelecekler. Zannediyorum Yılcı'dan başladılar çünkü en fazla hasarın olduğu bölge orası. Dolayısıyla suyun toplandığı diğer merkez Gölyaka, hakeza orada belli sıkıntılar var. Hasar tespiti yapılacak ama ilk önce aciliyetlerin giderilmesiyle alakalı konu zaten Vali Bey toplantı yaptı. Biz de burada meydana gelen hasarlarla alakalı gerekli görüntülerimizi aldık. Hem drone görüntüleri hem fotoğraf görüntüleri, video görüntülerini falan aldık. İnşallah ekip de gelecek, hasar tespit komisyonu geldiğinde inşallah onlara bunları sunacağız. Biz ama Cumayir Belediyesi olarak
Belediyeyi ilgilendiren konularda ayrı bir rapor hazırlıyoruz. İnşallah onu da AFAD'a sunacağız.